Seni evine göndeririz Arzu. Biz de biraz toparlanıp öğleden sonra geliriz. Bu şimdi kalkamaz. Saatinde orada olmasını sen sağlayacaksın artık. Siz hiç merak etmeyin efendim. Tam saatinde orada olacağız. Baba, bu konuyu sonra konuşalım. Ben yarın size gelip... Sonrası falan yok bunun Tolga. Bakın bu geçici bir durum. Bir yer bulana kadar yani. Zaten bu Cem'in fikriydi. Bence Cem de buraya taşınsın. Nasıl olsa siz planları bensiz yapıyorsunuz. Ben kendime bir yer bulurum. Ben yokmuşum gibi yaşanan bir evde durmanın bir anlamı yok. Başka seçeneğimiz mi vardı? Peki sen nasıl ödemeyi düşünüyordun kirayı? İşe gireceğim işte. Siz de barda çalışacaksınız. Evden gelenler falan idare ederiz. Bana evden para gelmiyor artık Ilgın. Niye? Öyle işte. Derya, ben de senin çalıştığın yere başvurayım diyorum. Ne gerekiyor? Gelmen. Yani bir evrak falan istemiyorlar mı? Başvuru formu falan doldurtuyorlar. Sonra da hangi mağazada çalışacağını söylüyorlar. Selam kızlar. Uzun zamandır görüşemedik. Ilgın, bunlar senin. Al kendin ara anne. Ben alışverişe gelmiyorum. Hatta babama söyle, nişana da gelmeyeceğim. Geleceksin Tolgacığım. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Baban 3 yaşından beri her istediğini sana yaptırmadı mı? Saçmalama Selçuk, annesi falandır. Olur mu canım? Kadın Tolga'nın annesi olmak için çok genç. Ya bu adam kaç kadını idare ediyor ya? Biz bir tane bile... Sıkıldım da akşam benimle dışarı çıkmak ister misin? Çıkar mısın? Çalışıyorum Mine. Artık hiç para göndermiyorlar. Evde her şeye haciz gelmiş. Babam toparlamaya çalışıyor ama bir sürü borç varmış. Bir yandan bana üzülüyor. Evet, zor bir durum ama biraz da iyi yanından bakmaya çalış. Bak işimiz var artık. Sen kendi paranı çıkartacaksın. Ne işeceğim ya? Daha birlikte çalmaya bile alışamadık. Daha bir de 7-8 parça çıkaracağız diyorsun. İlk gece rezil olup atılacağız işte. Hadi. Sizin burada bu saatte ne işiniz var? Abi nişana gitmedim ya. Vallahi eşim tebrik ederim. Bir ilke imza attın. Nişandan erkek kaçıran ilk kadınsın herhalde. Tolga'ya bundan sonra aylık parası yatmayacak. Karar verdi, artık kendi ayakları üstünde duracakmış. Hiç yatmayacak Osman Bey. Arzu. Biz artık ayrıldık. Lütfen bunu daha da zorlaştırma. Lütfen anla. Beni sevmiyor musun artık? Ha? Bunu
pahalı ödeyeceksin Yeşim. Çok pahalı ödeyeceksin. Bari konuşsaydın Arzu'yla. Ne konuşayım ki Yeşim? Bana dayattıklarından sonra bir de hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Sen de gördün, zaten dinlemiyor da beni. Bak sakin olmaya çalış hayatım. Ay sen miydin? Ne o? Yine baskın bekliyorsunuz galiba. Hoş geldin be Mehmet. Tebrik edeyim mi oğlum? Nişanlandın mı? Gel abi içeri. Aslında acil bir durum var. Ne oldu gene? Telefonum açık. Babamın da telefonu açık. Zaten sorunlar da buradan çıkıyor. Biraz önce babamın telefonuna seninle ilgili bir suç duyurusu yapıldı. Allah'tan telefonu ben açtım da... Ne diyorsun abi ya? Biriniz şu yumurtalara bakın ha. 30'dayım. Yapamadın bensiz değil mi? Oğlum gelecektim akşama. İkicicik bile idare edemedin değil mi? Abicim neler olmuş bir bilsen. Bilmez miyim? Arzu bomba gibi düştü sabah buraya. Ah! Nerede o şimdi? Tolgalar da olmasın? Aynen öyle. Hadi ya. Onlar da Yeşim'le eve gitti. Son roundlara gelinmiştir artık. Vay be, sonunda berabersiniz ha. Belliydi böyle olacağı. Ben bu işi kimin yaptığını tahmin edebiliyorum. Yok artık, daha neler? Sen onu tanımıyorsun. Kimmiş? Ama ben yapacağımı biliyorum. İyice fazla olmaya başladı. Peki ne yapacaksın? Ufak bir konuşma yapacağım güzelim. Siz oturun. Ben bir saate kadar gelirim. Olsa biraz ayrı kalın, belki iyi gelir. Ne barışması ya? Alo, uyanalım arkadaşlar. Adamın başka bir sevgilisi var artık. Zaman geçtikçe seni özleyecektir, merak etme. Yeşim'le fazla yürütemez zaten. Derya, hadi sen kapıya bak. Yine kim geldi ya? Belki Tolga'dır. Pişman olup barışmaya gelmiştir. Ya ılgın bir sus ya. Niye? Olmaz mı? O da Selçuk gibi pişman olmuştur belki. Gelme, çok kötü ağlıyor. Ya karışma Derya ya. Bilmeden etmeden atıp tutuyorsun. Arzu, konuşalım mı biraz? Artık aynı evde olmanız durumları daha da karıştıracak. Ailesi ne dedi? Daha bir şey diyemedi. Bilmiyorlar ki, telefonunu hala kapalı tutuyor. Ev telefonunu da fişten çekti. Arzu aramıştır onları da. Baksana bizi bile aradığına göre. Yok, Arzu yapmamıştır. Daha neler artık ya? Apartmandan birisidir işte. Nereden bulacak kızım apartmandan birisi babamın numarasını? Milli istihbarat mı oturuyor sizin apartmanda? Mine ne oldu? Bizim kapıda mısın? Tamam, açıyorum. Mine kim? Hani Tolga'nınkiler geleceği akşam görmüştün ya. Hatırladım ya, ben girerken o çıkıyordu. Bakıyorum gözünden hiçbir kız kaçmıyor. Selam. Hoş geldin. Mehmet'i hatırladın mı? Geçen sefer beni ezmeye çalışmıştın. Ama ben nedense bu olayın senin başının altından çıktığını düşünüyorum Arzu. Ya bana ne canım sizin beraber yaşamanızdan? Ben beraberken bile bir şey demedim buna. Ayrılınca mı takacağım? Hem sen onu bunu bırak da şu babanı ara artık.
Beni arayıp duruyorlar nerede nerede diye. Söyleyecek olsam asıl onlara söylerdim evde olduğunu. Anlaşıldı Arzu. Sen yapmışsın. Hadi in arabadan. Uğraşamayacağım seninle. Ama bir daha böyle bir şey olursa canın yanar bilmiş ol. Yeşim tam senin kalemin aslında. Maç olun anca ona söker. Baban çok istedi seni yontayım diye ama olmadı işte. Okul bitince Florida'ya yerleşmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum, aslında Miami de olabilir. Sonuçta turizm sıcak bir yerde yapılmalı. Peki bence. Oralarda nasıl iş bulacaksın? Ufaktan başlayarak. Tek bilmen gereken değil. Bir de polise yakalanmayacaksın. Garsonlukla falan başlarım. Sonra zamanla oturma izni alınca yani kendi yerimi açarım. O zamana kadar sermaye de yapmış olurum zaten. Orada acayip baş veriyorlar. Çalışma saatlerinde çok daha kısa. Ben de mi gitsem acaba ya? Kanada'ya da gidilebilir. Hem orası çok daha ucuz. Vatandaşlar da daha kolay alıyorlar. E hani turizm sıcak yerde olurdu? Ben senin için söylüyorum onu. Sen veteriner olacaksın. Sağlıkçıları havada kapıyor Kanada. Ama evli olmak daha da kolaylaştırıyor işi. Geyler evlenebiliyor mu orada ya? Hah, geldi sonunda. Yeşimcim, Tolga burada mı? Alo, ben Yıldırım Çakır. Benim baba. Sensin demek. Baba, yüz yüze konuşalım mı? Yarım saat sonra ofisimde ol. Yüz yüze, bir de rahat rahat arıyor. Önce ofise gidelim. Hay Allah. Benim şeyim burada kalmış da. Ya insanların odasına girerken kapı vurulur. Öyle pat diye dalınmaz. Ya hiç terbiye görmedin mi sen ya? Arabada konuştular falan ama yine süklüm püklüm döndü. Şimdi de kendisini odasına kapadı. İnsan yüksek oynayınca kaybı da büyük oluyor tabii. Neyse, en azından ben bir yemek kazandım. Ne yemeği? Ya. İddiaya girdik de. İddianın konusu neydi? Çok üzüldüm Arzu. Bu Derya buraya ne ödedi? Vereyim parasını da çıksın artık. O da artık burada kalacak. Bunu ben siz nasıl karar veriyorsunuz ya? Sordum hayatım. Ama sen o sıra nişan elbisenle meşguldün. İyi. Meraklısı olan odasını alır o zaman. Ben istemiyorum. Ben kalkayım artık yeşim. Okula uğramam lazım. Ben de çıkayım senle. Çünkü benim de ders çalışmam lazım. Otursaydınız ya. Yok. Çocuklar, benim yüzümden gidiyorsanız ben birazdan kalkıyorum. Yok efendim. Yok yok. Biz zaten... Rahatsız olmayın. Rahatsız olmayın. Bay bay. Görüşürüz. Öptüm. Güle güle. Gelmeyecek herhalde Tolga. Dün gece seninle miydi yeşim? Hayır efendim, ben teyzemdeydim. Gir. Niye geldin? Bu konuyu seninle yüz yüze konuşmak istedim. Konuşmalar eylemden önce yapılır Tolga. Sen eylemini gerçekleştirdin. Neyse. En azından bu şekilde sen de kendi yolunu çizmiş oldun. Bütün bağlarımız kopmuş olduğuna göre konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Böyle düşünmene çok sevindim baba. Ben de buraya bağlarımızı tamamen koparmaya gelmiştim zaten. İyi. Bu durumda gidebilirsin artık. Sana hayatta başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Aslında Mine'yi gerçekten çok seviyorum. Bir kadın olarak yani. Ama ona dokunmak içinden gelmiyor. Elini bile tutamıyorum. Bu karmaşa ona da yansımaya başladı. Hep yanında olsun istiyorum. Olunca da abuk sabuk davranıyorum. Ya... Aşk her şeyi halleder bence. Belki de bu işleri zamana bırakmak lazım. Zeynep, hadi başlayalım artık. Akşam olacak. Tamam, geliyorum. Bak,
Sensizliğe dayanamadı. Hadi biz de şu koreografiyi halledelim. Siz çalışın Ilgın. Benim pek havam yok bugün. Yurda gidip yatacağım. Oho! Kendini odana kapatma aşamasına geldiysen eğer... ...bu işin zamanla falan ihtiyacı kalmamış demektir. Yakında Ankara'ya taşınıyoruz. İyice uzaklaşacağız artık. Yıldırım onu bir daha hayatta eve almaz. Burada en azından dışarıda görüşüyorduk. Öyle demeyin. Tolga mutlaka sizi görmeye gelecektir. Bana da çok kızgın. Hep babası yüzünden. Benim de zorla arama açıyor oğlanla. Sürekli aralarında kalıyorum. Aslında gelmiş olması lazımdı bu saate kadar. Nerede peki biliyor musun? Arzu'ya gitti sanırım. Ama fazla uzun kalmaz diye düşünüyordum. Baba oğluz diye illa anlaşmamız gerekmiyor ki. Bir kere fikirlerimiz çok farklı. Hem böylesi daha iyi. En azından artık birbirimizin hayatını mahvetmeyeceğiz. Ben seni görmeye geleceğim, merak etme. Peki... Nasıl geçineceksin? Cem nasıl yapıyorsa ben de öyle yaparım. Ya bir iş bulurum, ne olacak? Okulun ne olacak oğlum? Başka seçeneğim yok anne. Ben bakarım çaresine, sen merak etme. Gel. Dans edelim de kendilerini iş yerlerinde gibi hissetsinler. Sen şu buraya çağırsak iyi olur. Ya Selçuk da burada olsaydı arasak mı acaba? Ben bir Jineko'yu arayayım. Ders bitmiştir herhalde. Ara tabii. Mutsuzsun, benim gibi mutsuzsun.
Hoş geldiniz, yemek hazır. Çok geç oldu, öldüm açlıktan. Hadi oturalım hemen. Sağnak yattı. O bekleyemedi, yedi tabii. Neredeydin? Tolga'daydım Yıldırım. Siz de görüştünüz demek. Taşınmadan görüşmek istedim. Evet, bir daha zor olur. Senin yoksa bile Sağnak'ın abisini görmeye ihtiyacı var. Olur, kızın da terbiyesini bozsun edepsiz. İkisini de büyüten senle ben Yıldırım. Birbirlerinden farklı olmalarına zaten imkan yok. Hayır, yani doğru düzgün gelse bana dese ki ben bu kızla evlenmek istemiyorum, normal yaşayacağım artık, yine bir derece. Bari kız zapt etsin bunu diye evlendirmeye kalktık, bu sefer de kızdan ayrıldı. Ben ailemle topluma örnek olmak zorundayım İdil. Sonra da bize gelmişler. Eşim zaten uykusuzluktan aptal gibiydi. Ben de bizim evde yolda olmaz diye aldım bunları Erdemlere götürdüm. Tüh be, neler kaçırmışım oğlum ben. Tabii oğlum. Ya sen bu ders işini maraziye bir sapıklık durumuna getirdin. Olmaz yani. Tek dert ders olsa keşke. Ya dur oğlum, daha bitmedi. Bak sonra Arzu... Tabii ya. Ben Arzu'yu unuttum, o ne yapıyor bu arada? Ne anlatıyoruz işte. Esas konu o oğlum. Uzatmasana lafı iki saattir. Bir oluş sırası var olayların değil mi? Romanın ilk önce sonunu mu okursun sen? Tabii. Heyecanlı filmlerinde ilk seansının son beş dakikasına girip sonunu seyrederim. Sonra bir dahaki seansa oturup rahat rahat başından seyrederim. Bilmiyor musun sen bunu? Belli işte adamın seni sevmediği. Ne diye üstüne gidiyorsun daha? Olay tamamen Arzu'nun zorlaması yüzünden olmuş sonuçta. Hiç boşuna üzülmesin. Ya aslında işi bozan Yeşim oldu. Sen ilk karşılaştıkları gün yoktu. Tolga vuruldu kaldı resmen. Canım, Tolga Arzu'da aradıklarını buluyorsa niye başkasına baksın ki? Ne bileyim ben. Bu erkekleri anlama imkan var mı zaten? Tutarsız hepsi. Bir gün en güzel sensin. Ertesi gün gönlü başka birine kayıveriyor hemen. O beyni başka yerlerinde duranlar için geçerli. Bunun için de biraz büyümeleri gerekiyor tabii. Kaç yaşına kadar büyümeliler mesela? Akıl yaşı önemli olan aslında. Hiç büyümeme tehlikesi de var. Ben şu odasında uyuyan canavarı kaldırayım. Rüşvet verirsem ısırmaz belki. Sen onu aldırma. Bize de ilk başlarda alışması biraz zor oldu ama zamanla ehlileşti. Ya hazır değil mi hala? Çok acıktım. Kapıyı vurdum, duymadın. O zaman girmemen gerektiğini tahmin edemedin mi? Ama yemek getirdim. Acıkmadın mı? Hayır. İçeri gelsene. Bak, çok güzel canlı müzik var. Hem ilk içkiler de bedava. Barmaid'e de söylerim, sana güzel bir portakal da sıkar. Sen aslında sıkı bir kıza benziyorsun ama biraz sarsıldın tabii. Normal, hadi. Hadi. Dışarı çıkmak ister misin hayatım? Ay sonu bende hiç para kalmadı. Ya canım, dolaşırız biz de. İlla para harcamak gerekmiyor ki. Ya yorgunum Tolga. Dün gece uyumadık zaten. Oo. Ya ilk günden uyuzluğa başlayacaksan olmaz ama. Gecim ayları kızım bunlar. Gezeceğiz, tozacağız. Hadi fırla ya. Tamam ya, üstüme bir şeyler giyeyim. Ya niye bırakıp gidiyorsun ki insanı canım öyle kafenin ortasında? Aman sanki çok umurundaydı da. Sen zaten Tolga'nın yanındaki kadına daha çok ilgiliydin. Ya ne var? Merak ettik işte. Sen Zeynep'in yanında orta yaşlı bir adam görsen merak etmez misin? Ne diyorsun sen ya? Tolga'nın yanındaki kadını bana senin üzerinden açıklamaya çalışıyordu da. Ne kadını? Hangi kadın? Ya Tolga Bey'in üç numarası. Tolga'nın bir sevgilisi daha mı var? Evet abi. Orta yaşlarda bir fıstık. Yani benim gördüğüm bu. Ay inanmıyorum, yok artık. Of ne oldu gene ya Ilgın? Ne yaptın yine kıza? Bilmiyorum abi. Bir anlasam kadın milleti işte. Hepiniz dengesizsiniz. Ya Tolga, nereye gidiyoruz? Söylesene. Olmaz. Sürpriz dedim. Gece gece çok ıssız buraları. Merak etme, yanında ben varım. Aman içime su serpildi. En son böyle dediğinde dağda kaybolmuştuk. Ya olur mu canım? Oğuz yüzünden de o. Ya ya tabii. Allah Allah. Bence onunla da fazla sürmez. Tolga'nın yapısı bu. Bir şeylere bağlanmak onu her zaman korkutur. Çocukken de köpeğine kötü davranırdı. Öyle demek istemedi ablası. Ya bir dinleyin ama. Bir keresinde bana o köpeği uzaklara götürmemi söyledi. Küçüktük ama, 8-9 falanız. Tolgalara gitmiştik bizimkilerle. Bizimkiler de yemek falan kendi aralarında takılıyorlar. Aa,
Biz aldık köpeği, çıktık bahçede. Tepelik bir yerlere doğru yürümeye başladık. Ben de kalanları alayım. Ben yolda merak ettim, sormaya başladım. Nereye götürüyoruz köpeği? Akıllı yermesin abi. O da bana ne? Daha çok gideceğiz. Dönmemesi lazım gibi bir şey dedi. Biz bir saat falan tırmandık. Ben niye bırakacaksın falan diye sormaya devam ediyorum tabii. Görürsün. Az kaldı şeklinde geçiştiriyor. Çocuğuz ya, pek fazla sorgulamıyorum öyle. Geziyoruz diye düşünüyorum. Merkeze yönlen, artık daraldım. Ana fikri alalım abicim. Evet ya. Ya işte bıraktık biz oraya köpeği, deli gibi koşmaya başladık. Neden? Anlattırmıyorlar ki. Tolga koş dedi, ben de koştum. Günler sonra öğrendim ki köpeği bırakmamızın sebebi Tolga'nın köpeği test etmek istemesiymiş. Nasıl yani? Köpek geri gelirse ona olan bağlılığını kanıtlamış olacakmış. Geri geldi mi peki? Geldi. Yani Arzucuğum, Tolga da şimdi seni uzaklara bırakıyor ki. Ah. Ama geri dönersen. Durun bir dakika ya, daha anlatacağım abi. Neresi burası? Nereye geldik? Şşt, sabırlı ol. Aa, ördek de var. Tolga, neresi burası? Nereden buldun burayı? Dakikada kaç soru sorabiliyorsun sen? Çok güzelmiş burası. Aa, poğaça var arabada. Dur, kaç günlük onlar? Hayvanlar zehirlenecekler. Daha dün aldım kızım ya. Selçuk yüzünden yine triplere girmeyeceğiz değil mi Algıncığım? Sen ne olduğunu bilmiyorsun ki. Doğru, çünkü eskiden anlatırdın. Ne tesadüf, sen de öyle. İyi tamam, önce sen başla, sonra da ben anlatırım. Bütün gün boşuz nasıl olsa. Merak etme, ben işe gidiyorum. Oğuz bana gelişmeleri anlatır nasılsa. Sen ne kadar kendiyle barışık bir insansın ya. Yok canım. Ben kasılmaya gelemiyorum yalnızca. İnsanlar rahat olsun. Ben de onların yanında rahat olayım istiyorum. Valla Arzu'yu dün gece bir tek sen çıkarabilirdin o odadan herhalde. Tamam. Kaçta? Anladım, tamam. Tam 12'de orada olacağım. Hoşçakalın. İyi günler. İşe alınmışım. Bugün başlıyorum. Tebrikler. Hangi mağaza? Hem de senin mağazanda. Harika, beraber gideriz o zaman. Müthiş olur. Ne yapacağım ya? Babam beni öldürür. Kızım saçmalama, nereden anlayacak? Aa. Ben hiçbir şey saklamayı beceremem ki, şıp diye gözümden hemen anlarlar. Alnında mı yazıyor? Allah Allah. Çeneni tutarsın sen de. Bittim ben ya. Hayatım bitti benim artık. Kesin okuldan da alırlar şimdi. Sakin ol güzelim. Kaç saattir ağlıyorsun ya? Şu haline bir bak. Öldüm ben. Evlenmemiz lazım. Pardon ya. Gel mutfağa gidelim. Ben sana çay falan koyayım. Thank you.
Cem abici. Kalk 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 kalk. Kalk Oğuz, Cem kalkın. Ne oluyor gene sabah sabah ya? Bu ne abi buranın hali ya? Oğuz, kime diyorum ben? Şuraya bak abi ya. Abi be, savaş mı çıktı ya? Çekilip kendinize gelin diye bağırıyorum abicim. Buranın hali ne ya? Sizinle köpek gibi yaşamaktan bıktım artık. Bugün her şeyden önce bu ev temizlenecek abicim. Tamam abi, yaparız kalkınca. Ya hemen şimdi diyorum ya. Bir saniye daha bu pisliğin içinde duramam ben. Al şunu. Al kalk. Al şunu. Al. Al. Yine deterjan mı kullanacağız? Siz bulaşıklardan başlayın abicim. Deterjan. Sen onun öyle durduğuna bakma oğlum. Çok güzel temizliyor. Biz yıkadık bir kere. Hadi kalk. Müşteri ara toplam isterse buraya basıp görebilirsin. Kredi kartında da fiş kesmeden önce mutlaka onay al. Kart para vermezse kasanda açık çıkar, fişi iptal et falan. Sonra çok uğraşırsın. Keşke nakit kasasından başlasaydım. Hiç anlamam bu kredi kartlarından. Çok basit kartın var mı? Göstereyim. Tabii. Ne renk istersin? Neyse, sen bir başla, yapamadığın bir şey olursa sorarsın. Sonuçta sen kendi başına her şeyden bağımsız olarak düşündüğünde pişman mısın? Değilim aslında. Tamam işte. Önemli olan da bu. İnsan geriye dönüp baktığında keşke yapmasaydım dediği bir şey olmadığı sürece problem yok bence. Keşke o kadar basit olsa. Gayet basit. Bunu sevdiğin kişiyle yapmalısın ve Mahmut senin sevdiğin kişi. Sen nereden biliyorsun? Yok öyle bir şey. Emin misin? Yiğit'le mi barıştınız yoksa? Saçmalama canım, ne Yiğit'i? Aa, unuttum ben. Tolga? Tolga nerede, nişanlandı mı? Hayır, nişanlanmadı. İnanmıyorum. Siz. Şşt, duyacak. Evet, beraberiz artık. Ya. Sizin kadar değil ama. Evet. Beyler, kahvaltı da hazır. Ne bereketli dolapmış be. Tam takır diyoruz. Habire bir şeyler çıkıyor. Yatırım var abi dolapta. Kuş olsaydık bunlar üçümüze yeterdi ama. Bu sefer sonunda sonundayız arkadaşlar. Alışveriş artık ölüm kalım meselesi. Çaresi yok. Kahvaltıdan sonra paraları toplayıp markete gidiyoruz. Aysun abi, ne parası? Tabii. Arkadaş memur ya. Ay başından ay başına alıyor maaşını. Evet abi. Kurtuluşumuz bunda yatıyor. Sende kredi kartın mı var? Niye söylemiyorsun oğlum, ne zamandır? Benim değil ki oğlum, babamın kartı. Zamanında bende kalmıştı. Unutmuştur bile. Bilmem ama onu kullanmak için babanın kimliğine ihtiyacın olduğunun da farkındasın umarım. Derya bana kimlik mi soracak abi? Al iç, bak senin için sıktım. 2 yıldır ilk defa Tolga yok Zeynep. Biliyorum canım. Çok zor ama güçlü olmak zorundasın. Ama çok canım acıyor ya. Sonra mecburen birlikte eve geldik. Arzu da burada tabii. Ay, ciddi misin? Mahmut arıyor. Açsana kızım. Ne diyeceğim ya? Efendim Mahmut. Neredesin Mine ya? Yeşilime geldim de sabah aradı, bir sürü şey olmuş. Sana bu kadar ihtiyacım olan bir zamanda nasıl çeker gidersin? Geliyorum hayatım, çıktım zaten. Ben çıkıyorum. Acele etmene gerek yok. Hem belli ki Yeşim'in sana daha çok ihtiyacı var. Ya ne oldu yine? Orada değilim diye kızdı. Hadi gitsene kızım, ne bekliyorsun? Hadi. Of ya. Ya oğlum, önce bir Derya'ya söyleseydik ya. Bakalım yapabiliyor mu kız? Arı gibi daldın her şeye abicim ya. Ne olacak oğlum? Soran olursa baktım kimin ne diyecek. Bir şey yok ki bunda. Oo. Abi haydari de alırız değil mi? Haydari. Çiğ köfte de lazım. Aa, bak yaprak sarma da var. Biraz daha koysana. Koy 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 koy. Gidelim abi, yakalanacağız şimdi. Daha suçu işlemedik ki yakalanalım oğlum. Para mı yaksın sen de be? Abi sarmayı esirgeme abi, koy. Biraz daha koy. Bir herifi görmüyorsun galiba. Aa, ılgın değil mi o? Burası da iyice aile şirketine döndü ha. Buraya da her başvuranı alıyorlar herhalde.
Şu Barış yürümezse ben de gireyim. Niye hiç bahsetmedi ki acaba? Bağırışmadan konuşabildiğiniz süre yetmiyor ki abi. Bir yerde kesiliyor mevzu. Kız o konuya gelememiştir henüz. Ne haber Ilgın? İşler nasıl? Aa, Selçuk. Ilgın. Ne işiniz var burada? Alışverişe geldik. Hadi kardeşim ya, akşama kadar sizi bekleyeceğiz burada. İşi bitirdi de muhabbet ediyor. Hiç saygı kalmadı canım. Teyzeciğim, arkadaşım. Allah Allah. Günaydın. Yatağına yatsana. Yok, kalkacağım zaten. Tamam, hadi sinemaya gidelim. Anlaştık. Hadi gel. Limit yetse bari. Yeter oğlum, babanın kartı değil mi? Hemen dönün ama güvenlik buraya doğru geliyor. Nereden olacak abi, tesadüf dur. Mahvolduk dedim ben size. Sakin ol abi. Hadi. Beyefendiye kimlik sordun mu? Tabii. Bir de ben görebilir miyim şu kimliği? Evet arkadaşlar. Buyurun. Yeşim. Hemen benimle gelmen lazım. Ders başlıyor Mine ya. Ya gel, çok önemli. Hadi abi. Deli misin Mine ya? Sus pus oturalım diye mi beni kantine getirdin? Konuşmamız lazım Yeşim. Hadi o zaman. Şey diyorum ben. Bu Mahmut'la evlenmem lazım benim. Mine, sen iyice oynatmaya başlamışsın kızım. Olacak şey mi ya? Baban o zaman keser seni. Kesmez. Babam için resmi bir şey oldu mu Hakan Sular durur. Da Mahmut'u nasıl ikna edeceğiz? Sen ikna oldun yani. Yani aklın kesiyor ha? Böyle mutlu bir evliliğin olacağını düşünebiliyor musun sen? Yani başta biraz bocalarız belki ama Sevgi her şeyi halleder. O da beni çok seviyor, biliyorum artık. Düşünsene ne kadar büyük bir adım attı. Allah'ım sen bu kıza akıl ver. Yok, böyle de olmadı. Dur, buldum ne yapacağımızı. Oldu mu? Oldu ama bütün gün böyle mi duracaksın? Evet. Merhaba. Kızım, gidip okulun stüdyolarından birini kullansana. Sağ ol Ilgıncığım. Bak ben bunu hiç düşünememiştim. Doluymuş hepsi. Büyük gün bugün ha? Ya bir sussanız. Repertuarları yetmiyor da yeni parça çalışıyormuş. Tamam, sustum. Hadi biz yan masaya geçelim bari. Hemen döneceğim.
sebebi de en yakın arkadaşım olacaksın. Sen böyle bir evliliğe inanmazsan Mahmut Aydaydı inanmaz. Ya inanacağım inanmasına da bari biraz zaman geçsin. Duygularınızdan emin olun, ne bileyim. Hem Mineciğim daha bir sürü hoş çocuk tanıyacaksın. Ya Mahmut'a niye böyle takıldın anlamadım ki. Ya o benim ilk flörtüm. Bana ilk dokunan erkek. Ben hep özel birisini bekledim. Ve beklediğimi de buldum. Ayrıca artık benimle kim evlenir ki? Aa hoppala. Bu çağda ettiğin lafa bak. Benimle evlenen çıksa bile ben artık kimseyle evlenemem. Bakma öyle suratıma. Ben böyle yetiştirildim, o kadar. Ayrıca onu ölecek kadar çok seviyorum. Öyle tatlı ki. Bak. İkimiz de yurda verdiğimiz paraları birleştirip bir ev tutarız. Hem babam evlenirsen bütün masraflarımızı karşılar. Sorun olmaz, rahat edersin. İnan bana çok güzel olacak. Bu biraz akla yakın işte. Nasıl ikna edeceğiz Mahmut'u peki? Otur konuş bari. Deli misin ya? Teklifin ondan gelmesi lazım. Ne olur bir şeyler düşün. Akşam sana geleyim, oturup konuşalım, tamam mı? Bu akşam hep beraber Cem'le Zeynep'i dinlemeye gideceğiz. Orada olanlara bir danışalım. Belki onların aklına bir çare gelir. Ya olmaz, rezil olurum. Bu çok ince bir konu. Geçip karşımıza alay filan ederler. İyice ürker çocuk. Bence Selçuk'la konuşalım. O bizi ciddiye alır. Olabilir yani, çocuk sonuçta yarı psikiyatrist. Siz de yarım akıllı olduğunuza göre onun psikiyatristliği size yeter. Sen bile benim duygularımı ciddiye almıyorsun. Dur kızım ya, aşk olsun. Selçuk yardım eder bize, tamam. Gerçekten. Taram. Aa, nasıl aldın bunu? Ödünç istedim, verdiler. Sana vermediler mi? Sormadım ki. Vereceklerini hiç düşünmemiştim. Yan masaya geçebiliriz artık. Gel Arzucuğum, yan masaya geçiyoruz. Duydun Mahmut ya. Bana deli muamelesi yapma ya. Çekil. Allah Allah. Doktor ikisini de kendi haline bırakmamı söyledi. Genelde zararsızlar ama bazen aile tepki verebiliyorlar. Aşk hastalığı biliyorum, çok illet bir şeydir. Sizin nasıl gidiyor Mine'yle? Aslında pek gitmiyor. Daha doğrusu bir yere kadar gittim. Orada bir durduk biz. Hiçbir şey anlamadım ben. Olmayacak böyle abi. Bizim de çalışmamız lazım. Daha kirayı yatıramadık ya. Evet. Hamallık yapabiliriz mesela. Yok be abi. Çok yoruluruz. Böyle daha soğuk bir şey düşünmemiz lazım. Abi sen ciddi misin? Manyak mısın oğlum? Sınavlar başlıyor. Ha ama tabii. Sen katılmadığın için bu okulda sınav dönemlerinin ne kadar ezici geçtiğinin farkında bile değilsin herhalde. Erdem de çalışıyor. Evet ama Erdem'in 8. zafer yılını kutluyoruz bu sene. Ya bak ben biraz daha çabuk mezun olmak istiyorum. Ya hamallık aslında öyle çok yorucu olmayabilir. Ya akıllıca yapılırsa. Kamyonet de var. Böyle pek ağır olmayan yükler seçilir mesela. Evet. Maydanoz nakliyesi mesela. Ne var? Ya mesela. Ya olmaz mı? Ufaktan başlarız. Olamaz abicim. Maydanoz bulunan mahallede lahana da bulunur mesela. Seçeceğiz mi abi bu hafif bu ağır diye? Patatesle soğan çuvallarını düşünemiyorum bile ya. Selam. Sabah ne oldu öyle? Nasıl gidiyor Ece? Efendim? Kaçta çıkıyorsunuz bu akşam? Ya ne oldu anlatsanıza ya. Şşt. Ne oldu ya, bir şey yok. Çok iyi oldu bu. Gitmeden Boğaz'da bir görmüş olduk. Evet. Harika. Yemeğini yesene hayatım. Olur. Oğlum orada aç otursun. Ben Boğaz'da yemek yiyeyim. Bu konuyu konuşmuştuk İdilciğim. O kendi seçimini yaptı. Ben de. Onu bu seçime sen zorladın Yıldırım. Çocuk senin yaptığın gibi sevmediği bir kadınla mı evlenseydi? Bu kadar yıl sonra sevgimden şüphe mi ediyorsun? Sen beni değil, iktidarını seviyorsun artık. Politika seni böyle yaptı. Biz de artık senin için hükmedebildiğin sürece varız. Bugün oğlunu yolladın. Yarın karını yollamayacağını kim bilebilir? Bunu böyle görmene çok üzüldüm. Halbuki ben sadece ailem için uğraşıyorum. Evet. Dağıtmaya başladığın ailen için. Merhaba. Ne haber Derya? Ben odama gidiyorum. Zeynep yok mu? Yok. Cem'le erkenden o barda buluşup birlikte çalışacaklarmış. Süsleyecektik onu hani. Vallahi violonseliyle beraber tık tık bir taksiye gönderdik. Hiç süslenecek hali falan yoktu. Yok mu bir şey? Pek var denemez. Abuk subuk şeyler işte. Ya o salaklar yüzünden durduk yerde güzelim işinden oldun ya. Boş ver, olan oldu bir kere. Ya ben çıkayım diyorum. Artık Arzu da geldi. Sizi sıkıştırmayayım boşuna. Valla sonra... benim gücüm yetmez ama bunu Zeynep'in yanında söylersen dayak yiyeceğin kesin.
İnanmıyorum ya. Kafayı yemiş bu kız. Babası her türlü masrafı karşılarmış böyle bir durumda. Hem ne var, belli ki birbirlerini seviyorlar. Rahat bir öğrencilik geçirirler, fena mı olur? Hı-hı. Güzel bir düğün yaparız, ne hoş olur. Ya, ikisi de gelinlik giyer artık. Çok kötüsün Tolga. Bırak insanlar mutlu olsunlar ya. Ay, beni karıştırmayın. Hay Allah'ım ya. Ya bu kadın milletinden harbi korkulur ha. Hazırlansana kızım, geç kalacağız. Nereye ya? Zeynepleri dinleyeceğiz ya. Cem Tolga'nın arkadaşı olduğuna göre ve artık eşim de onun sevgilisi olduğuna göre onlar da beraber gelecekler. Ya sence ben oraya ne sıfatla gitmeliyim? Senin tek sıfatın Tolga'nın sevgisi olmak mı ya? Sen Arzu'sun ve ayrıca da Zeynep'in ev arkadaşısın. Allah Allah. Aman boş ver. O da çağırmadı zaten. Ya o da onu düşünüyordu. Kızım sen 5 günde 8 şarkı çıkardın mı hiç? Ben biliyorum. Sen şimdi depresyondayım falan zannedip o tribi yaşıyorsun. İlk sevgilim terk ettiğinde bana da olmuştu. Ama insan kendi kendisini depresyona sürükleyebilir tabii. Yani bu karnının ağrıdığını düşündüğüne karnının ağrıması gibi bir şey. Aslında her şey senin elinde. Ama kendimi kötü hissediyorum. Sen de giyin süslen de bak bir şeyin kalacak mı? Bir kadın her şeyden önce kendine güvenmeli. Yalnızlık sana koymamalı ki yalnız kalmayı seçebilesin. Bu nasıl sence? Bakalım. Ilgın, güzel. Gel süsleyecek başka birini altına, buldum. Altına. Ne haber abi? Yetişti mi repertuarınız? 2 gecedir uyumuyorum. Bu üçüncüsü. Ama oldu gibi. Kimse gelmeden yakalayalım şunu. Olmaz, yanında Oğuz var. Sen bana bırak. Ben Selçuk'u ayırınca sen hemen tuvalete gel. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Selçuk, beni tuvalete götürür müsün? Ben nerede olduğumu bilmiyorum. Garsona sorsana ya. Adettir oğlum. Böyle durumlarda yengeye yardımcı olur. Gel yeşimciğim. Ne haber Mine? İyiyim de benim tuvalete gitmem lazım. Seni de ben götüreyim istersen. Yok canım, sağ ol, ben giderim. Ne haber Oğuz abi? Kızlar nerede? Abi tuvalete gittiler. Jineko gelmedi mi? O da tuvalete. Yeşim'i götür. Ha şu mesele. Mine Mahmut'u nasıl nikah masasına sürükleyecek onu konuşacaklar. Ne? Ya aile hekimlerine danışacak. Ne diyorsun oğlum sen? Anlıyorum. Evet. Pek anlamış gibi bakmıyorsun da. Anladı bence. Anladım, anladım. Da size nasıl yardımcı olabilirim yani? Ya Mahmut'un kafasına benimle evlenme fikrini sokacaksın. Ben? Evet. Bunu bir tek sen yapabilirsin. Bu gruptaki en aklı başındaki kişi sensin. Mersi de. Niye evlense ki Mahmut durup dururken Mine'yle? Hani anlamıştın ya? Mahmut bu ilişkinin sorumluluğunu almak zorunda. Niye? Tabii canım. Almak zorunda. Ben de öyle düşünüyorum. Görüşemiyoruz. Sen evinin kadını olmayı reddedince biz de küstük haliyle. Vallahi evinin kadını olmak fena fikir değil. Esayenizde işten de atıldık nasıl olsa. Bakarsınız bana artık. Arkamdaki kız kim? Derya. Tanıştırsana beni. Tamam, tanıştırırım. Nasıldı abi? Oğlum harbi çok iyi gidiyorsunuz ya. Çalıştığınıza değmiş. Düşüp bayılmadan şu son parçaları da çalsam daha ne isterim? Nasıl ama? Sahnede olmak süper bir şey değil mi? Ben daha heyecandan hiçbir şey anlamadım. Ben sana bizim sahneye çıkmadan önce kullandığımız nefes alma egzersizlerinden gösteririm. Bir dahaki sefere hiçbir şeyin kalmaz. Doğru, çok yararlı olur. Mine bir sorun mu var? Yok, nereden çıkardın? Her şey harika. Ne var ne yok? Mahmut, biraz solgun musun sen? Yorgunum ya. Bak ne diyeceğim.
Aa, Semih değil mi o? Semih? Çok iyi bizimkiler değil mi? Ya öyle. Yeşim ben yarın çalışmaya başlıyorum. Ya okuldan sonra yok mu haberin olsun? Aa, nerede çalışmaya başlıyorsun? Halde. Aa, ne oluyor? İşe gidiyorum yavrum. Akşama bir isteğin, bir arzun var mı? Pırasa getireyim mi? Saçmalama Tolga ya. Kızım, beyni aç açına mı göndereceksin hale? Sen ciddi misin? Babam arpayı geçti kızım. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ha? Elbet bir iş tutacağız, evimize bakacağız. Senin ders çalışman lazım. Biliyorsun sınavlar yaklaşıyor. Yaşamını mahvedeceksin. Ha, ben iki günde kilayı çıkartır, derse otururum. Merak etme. Bu sebzenin akliye işinde çok para var ya. Oğuz bekliyor, hadi. Oğuz da mı bu işin içinde? E haliyle tabii. Ya komam seni bir başına. Hal mafyası falan vardır, geleceğim dedi. Tolga! Şaka kızım ya. Hadi parazitin mamasını koydun mu? Koyarım şimdi, hey Allah'ım ya. Hadi hadi bakayım. Hay senin aklına uyana. Oğlum çok ağrımlar ya. Konuşma yeğenim, çalış çalış. Elin işlesin, dilin değil. Hadi kardeşim hadi. Ya abi benim belim sakatlanacak ya. Senin yeğen pek tapacıymış kardeş. Böyle bunlar ya. Hanım evladı hepsi. Askere kadar yanına al dedi amcam. Mecbur aldık mıymıntıyı. İşte böyle mıymıntılık yapıyor. Şu oğlum kalksana lan, öbürlerini alsana lan. Sen al abiciğim, ben bittim ya. Ah, ahu yahutu değil mi o ya? Alsana oğlum kasaları. Ya dur bir dakika. İnsanlar için doğal beslenme işin başı arkadaşlar. Sağlığınız için gerekli olan tüm vitaminleri nereden alacaksınız? Onları meyve ve sebzelerden sağlayabilirsiniz. Meyve ve sebze yiyerek hem daha canlı... Versene oğlum şunu da. ...hem vitamin alır. Vay vay, Tolga Bey'e bak. ...yaşamanın sırrı meyve ve sebze yemekler. Sizlere tavsiyem yaşamınızın her aşamasında... Tamam. Ben o konuyu Yıldırım Bey'e... Hayrola Cemil. Biz hallederiz. Ne oldu sabah sabah? Tamam. Milletvekili oğlu halde hamallık yapıyor. Na 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 na.